Herkese iyi hafta sonları. Bu sabah gelen bildirimlerle herkes ne oluyoruz dedi. Nedir bu dedi. Biz de shift lead ekibi olarak hemen bilgilendirmek için bu sabah iPhone'lara gelen sürpriz uyarı hakkında bu videoyu sizlere hazırlayalım istedik sevgili dostlar. Telefonlarımıza gelen bu uyarı nedir? Niye geldi? Ne işe yarar? Bundan sonra ne olacak? Android'çiler ne yapacak? Bu videoda bütün bu soruların yanıtlarını vereceğiz. Ben bu videoyu şu anda Sakarya'dan çekiyorum. Köyden çekiyorum. Bir yandan horoz sesleri vesaire gelebilir. İstanbul'daki kullanıcılar bu uyarıyla uyandı. Yani Sakarya'da herhangi bir uyarı bana gelmedi. Bunu işte web sitemizde gördüm. Forumda gördüm. Sosyal medyada gördüm. Sonra baktım sosyal medya hesaplarımdan bana da DM üzerinden sorulmuş. Abi bu nedir? Sabah sabah fırladık yatağımızdan diye. Aslında ben bu uyarıyı yıllar önce Amerika'da görmüştüm, kullanmıştım ve gerçekten çok hoşuma gitmişti. Beni uyardı hangi konu için uyardı onu da söyleyeyim. Bir yere doğru giderken dedi ki biraz ileride bir sel felaketi olabilir. Lütfen dikkat edin. Etrafa bakıyorum. Hava günlük güneşlik. Yani nasıl bir sel felaketi olabilir? Ama bir anda hava karardı. İklim değişti ve gerçekten bir sel felaketi yaşandı. San Diego'dan bahsediyorum. Şimdi aradan geçen epey uzunca bir süreden sonra bu uyarıyı biz Türkiye'de de gördük. Amerika'da bu arada bir hatırlatma daha eklemek istiyorum. Bir kere de San Francisco'da kaybolan yaşlı bir kişi için de böyle bir uyarı aldığımı hatırlıyorum sosyal medya hesabından da paylaşmıştım. Şimdi Türkiye'de bu sistem geldi. Geç geldi ama geldi. Aslında BTK bunu resmi olarak paylaşmış. Ne zaman paylaşmış? 26 Şubat 2021'de şu anda ekranda görmüş olduğunuz bir duyuru paylaştılar. Bu sistemin adı Uyarsiz. Bilgilendirici metni okuyayım. En azından bu kısmı anladığımız zaman sabah olan bitenleri de çözmüş olacağız. Şimdi şöyle söyleniyor. Afet, acil durum, kamu düzeni Milli güvenlik ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesi düzenleniyor demiş yapılan açıklamayla beraber. Şimdi burada bazı kelimeler var. Bu kelimelere dikkat etsek çok iyi olur. Afet bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde başta Rize'de olmak üzere ülkemizin bazı bölgelerinde sel felaketleri oldu ve ciddi anlamda zarar gördü kaybettiğimiz vatandaşlar vardı. Bu uyarı eğer daha önce gelmiş olsaydı acaba can kayıpları daha aza iner miydi? Mal kayıpları daha aza iner miydi? Cevap tabii ki evet. O nedenle geç de gelmiş olsa bu uyarının yapılması gerçekten çok önemli sevgili dostlar. Daha geçtiğimiz günlerde bir kardeşimiz kayboldu biliyorsunuz. Tıp öğrencisiydi. Sonra cenazesi bulundu. Bu hepimizi derinden üzdü. Mesela böyle bir kayıp durumunda da işte çocuğun kaybolması vesaire gibi durumlarda da buradaki uyar çalışırsa, düzgün çalışırsa mükemmel sonuç elde eder. Zaten coğrafi olarak belirli bir konumda uyarı yapıldığı için tam olarak nokta atışı. Yani Allah korusun şu anda biz köydeyiz. Sakarya'nın bir köyündeyiz. Bu köyde diyelim ki çocuklardan biri kayboldu. Bunu yetkililere bildirdiğinizde bu uyarı sistemi çalıştığında sadece buradaki insanlara işte şöyle bir çocuk kayboldu üzerinde şu vardı görürseniz lütfen resmi kurumlara bilgi verin şeklinde bir mesaj kesinlikle çok çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada merak ettiğimiz konu şu niye iPhone'a geldi işte niye sadece İstanbul'a geldi işte anladığım kadarıyla ya yanlışlık yapılıyor ya da test çalışması diyelim buna çünkü henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geldiği zaman tabii ki ben bu videonun açıklama kısmına linklere ekleyeceğim açıklamayı da kimden bekliyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak görevine sürdüren Ömer Fatih Sayandan bekliyoruz açıkçası. Çünkü onun duyurusuydu BTK altında. Çok önemli bir bilgi daha var. Sistem hakkında bazı teknik veriler paylaşmışlar. Tam da şifreli izleyicilerine uygun bazı bilgiler paylaşacağım. Tam olarak bu sabah telefonlarımıza gelen bu bildirimin altyapısının adı CMAS yani Ticari Mobil Uyarı Sistemi arkadaşlar. Buna ek olarak diyelim ki herkesde iPhone mu var? Yok. O zaman işte SMS'le o zaman e, operatörler tarafından yapılacak bir duyuruyla da uyarsız çalışmaya devam edecek. CBS hücresel yayın, SMS kısa mesaj, işte CMAS bu sabah bize gelen uyarı veya çağrı öncesi anons gibi. Mesela birisini arayacaksınız tam telefon çalmadan önce işte deniyor ki ya bulunduğun bölgede senin sel felaketi olabilir dikkat et yola çıkma vesaire gibi duyurular paylaşılabilecek arkadaşlar. Şimdi şeye gelelim hangi cihazlara gelecek? Yani niye iPhone'a geldi, Android'e gelmedi? Burada şöyle enteresan bir bilgi var, onu da paylaşayım. 3 ay içinde piyasaya arz edilecek olan uyumlaştırılabilir cihazlar 6 ay içinde üretici, imalatçı ve ithalatçı tarafından CMAS yönteminin kullanılması sağlayacak şekilde uyumlaştıracak demiş. Şubat ayında bu bildirim paylaşılmıştı. Ne oluyor? Mart, Nisan, Mayıs yani artık bu telefonların bu bildirim sistemine uyması gerekiyor. 6 ay içerisinde de buraya gelecek konu. Yani ülkemizde satılacak olan bütün telefonların buna hazır hale gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer karşılamazsa bu altyapıyı tabii ki bunlar ülkemize giremeyecek. İşletmeciler teknik altyapıyı 3 ay içinde kuracak ve işletecek demiş. Yani biz Şubat ayındaki bu bildirimin üzerinden epey bir zaman geçti. Artık sistem hazır. İşte bu sabahta gördüğümüz uyarı bu sistemin çalıştığı anlamına geliyor. Tekrar altını çiziyorum. Planlı da olabilir, plansız da olabilir. Ben bu videoyu çekerken Sayın Doktor Ömer Fatih Sayan'dan herhangi bir açıklama yoktu Sevgili dostlar, aslında bu uyarının test çalışması yeni yapılmıyor. BTK tarafından çok daha önce bir yapılmış ama söylemiş olduğum gibi yani bu sabah herkesi böyle yatağından zıplatacak şekilde bir test çalışması olmadığından dolayı anladığım kadarıyla ben de dahil olmak üzere birçok kişi görmezden gelmiş. Videonun sonlarına doğru gelirken şunu söylemek istiyorum. Yani bu sistem gerçekten çok kıymetli. Keşke bütün illerde aktif olarak kullanılmaya başlansa. Yıllar önce Amerika'da görmüştüm. Şimdi ülkemizde de görüyorum. Tabii ki çok acı olaylar yaşanıyor. Bu olaylarda can kaybını, mal kaybını minimuma indirebilmek için gerçekten çok kıymetli bir altyapı bu kullanmış olduğumuza da çok sevindim. Şimdi bununla beraber bir de uyarıda bulunmam gerekiyor. Nedir bu uyarı? Şimdi burada altyapı yanlış kişilerin eline geçerse çok büyük kaos olabilir. Yani telefonunuzda bir gün bir uyarı geliyor. Bu uyarı belki sizi sokağa davet ediyor. Belki başka bir şey olabilir. Allah korusun. Bu kaosun da önüne geçebilmek için uyar sesin çok ama çok 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 emin ellerde çalıştırılması gerekiyor. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Bu arada ben bu uyarıları almak istemiyorum diyenler olabilir. Ben almanızı tavsiye ediyorum. Ama yine de almak istemiyorum diyorsanız yapmanız gereken şu. Ayarlar bölümüne giriyorsunuz iPhone'da bildirimlere gidiyorsunuz. Epey bir kaydırıyorsunuz aşağılara doğru. O kısımda Test Alert Notification kısmını kapatabilirsiniz. Üzerinde iki farklı seçenek daha var. Ama ben açıkçası bunları açmanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Bize bayram işte hafta sonu vesaire yok. Böyle bir olay olduğunda hemen sizleri bilgilendirmek bizim vazifemiz. Bu videoyu beğenirseniz, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bu sistem nasıl çalışmalı? Sizin yorumlarınız çok kıymetli. Çünkü otoriteler bu yorumları da dikkate alıyorlar. O nedenle görüşlerinizi aşağıda paylaşın lütfen. Benden şimdilik bu kadar. İki tane daha video gelecek birazdan. Müsait olursanız o videoları da izleyin.